ıslahat, tanzimat, Osmanlı'nın girdiği bir yol var. Yani bu İttihat ve Terakki'den de önce başlamış bir istikamet. Fakat bir yandan da hani bir çağdaş işte veya batı tipi bir devlet inşa, ama hani temelde devleti nasıl kurtarırız? Bu devlet nasıl kurtulur? Asıl düstur bu mu? Asıl amaç bu mu? Değil tabii ki. Değil. Şimdi bakın, belli sosyal bilimsel kategoriler içinde konuşmamız lazım ki insanların birbirine yakın olarak söylediği lafların aslında birbirine yakın olmadığını görmek için. Hmm. Şimdi modern bir devlet, çağdaş bir devlet dediğiniz zaman 1880'lerdeki Çarlık Rusyası'nı konuşmuyoruz. Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nu konuşmuyoruz. Alman İmparatorluğu'nu konuşmuyoruz. Bakın, burada çağdaş bir devlet dediğimiz zaman anayasal bir devlet. Bir ölçüde başka örneği o zaman olmadığı için liberal, demokratik, büyük ölçüde parlamenter bir rejimden konuşuyoruz. Yani Fransa'dan, İngiltere'den en iyi örnekler olarak bunlardan konuşuyoruz. Şimdi çağdaş bir devlet olma istiyorlardı dendiği zaman aslında istenen bu. Şimdi bu da benim iddiatçı dediğim insanları bir takım ismi geçen diğer insanlardan ayırıyor. Mesela Abdullah Cevdet'ten ayırıyor, Tunalı Hilmi'den ayırıyor, Prens Sabahattin'den, Sabahattin'den fersah fersah ayırıyor. Anlatabiliyor muyum? Şimdi Mizancı Murat'tan ayırıyor. Mesele burada bir reform hareketi için teşebbüste bulunmak değil. Özellikle 1906-7, yani Bahattin Şakir, Doktor Nazım'ın da örgütleyici rolüyle bu iş çok alevlendiğinde artık amaç bir modern devlet yaratmak, devleti kurtarmak değil. Hmm. Devleti kurtarma lafı bir reforma işaret eder ve bu insanlar reformist değil. Şey olarak söylüyorum. Nasıl diyeyim? Bir şekilde iddiatçı dediğimiz insanların derdinin ne olduğunu daha iyi anlayabilmek için. Bakın, Mizancı Murat ya da ona benzer insanlar paraya tamah ettiği için Türkiye'ye dönmüş, elçilik kabul etmiş, görev kabul etmiş değil. Aslında onların dünyaya bakışı böyle. Mesela Abdullah Cevdet'in dünyaya bakışı bir şekilde işte George Sorel'in diyelim yazdıklarıyla, Gustave Le Bon'un yazdıklarıyla. Şimdi bunlar Türkiye kamuoyu için bugün bir ifade ediyor mu bilmiyorum ama Gustave Le Bon ve George Sorel dediğiniz zaman radikal sağın önemli insanları ve bu insanlar Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'daki çok biçimsiz rejimlere bir şekilde fikir babası olmuş insanlar. Şimdi böyle baktığınız zaman Mizancı Murat'ta baştan beri iddiatçıydı da ondan sonra kandırıldı vesaire, böyle bir şey söyleyemem. Abdullah Cevdet için söyleyemem. Şimdi orada anlaşalım. Burada bir takım insanların Türkiye böyle gitmez, Türkiye'nin bir şekilde bir modern devlet olması lazım. Modernizmden anlaşılan da dediğim gibi insan haklarına saygılı, parlamenter düzen, modern bir kapitalist dünya. Şimdi bunlar belki her gün dile getirdikleri özlemler değil ama bakın mesela bu yazışmalardan bahsedildi. Türkiye'deki şubelerle Paris'teki merkezin yazışmaları. Özellikle 1906-7 vergi ayaklanmaları ortaya çıktığında Türkiye'de. Evet. Vergi ayaklanmalarının doğrudan düzenleyicileri değil iddiatçılar. Ama bu olayı amaçları için çok güzel bir biçimde kullanıyorlar. Şimdi bakın, bahsetmediğimiz konular var. Mesela bu vergi ayaklanmaları olduğu zaman dağıtılan, tabii yeraltı bildirileri diyeceğiz buna, iktidar bunları bulduğu zaman hemen el koyuyor ve kimler taşıyorsa bunları cezalandırıyor. Fakat mesela böyle bir afişten biz şunu öğreniyoruz. Eğer bizden vergi alınıyorsa bu verginin nereye harcandığı bize sorulmalı. Bir şekilde
Biz vergi veriyorsak devlet katında temsil edilmeliyiz. Devlet katında temsil edilmek ne demek? Parlamentoda oturmalıyız ve ne kadar vergi alınacak ve bu vergiler nerelere harcanacak bizim onayımızla olması lazım. Şimdi bakıldığı zaman bu Türkiye'de o zamana kadar dillendirilmemiş bir söylem. Ben buna dikkat çekmek istiyorum. Çünkü öbür türlü batıcıydılar demek hiçbir şey ifade etmiyor. Abdullah Cevdet de batıcıydı, hepsi. Batıdan feyz alıyordu. Diyelim Ziya Gökalp de batıdaki düşünürlerden feyz alıyordu. Tunalı Hilmi de öyle, o da öyle, bu da öyle. Yani bakıldığı zaman bunlar Japon filozofisinden ilham aldılar da doğuculardı demiyoruz. Ama batıcılık demek hiçbir şey ifade etmiyor. Özellikle yani bu konu üzerinde yıllarca kafa patlattıktan sonra vardığım sonuç böyle... etiketlerle hareket ettiğiniz zaman hiçbir anlamı çıkmıyor. Çünkü peki bu hocam, hepsi şimdi... batıda yaşayan evet. Ve hepsi batıcı bir anlamda ama batıdan anladıkları onların... Burayı belki farklı. Biraz açmak lazım. Çünkü şundan kaynaklı hani programın ilerleyen dakikalarında daha detaylı konuşacağız bu Abdülhamit konusunu ama işte Abdülhamit, istibdat, meşrutiyet meselesini. Fakat hani işin batıcılık perspektifinden baktığımızda da yani Osmanlı'nın bu girdiği yol işte Tanzimat, ıslahat ya 1838'den sonra almış başını gitmiş. Abdülhamit'in de bu anlamda pek anti-batıcı olduğunu söylemek de mümkün değil. O zaman bu kadar sert çatışma noktası nerede? Sesinde galiba bir sorun var Aykut Hoca'nın. Onu çözsünler. Ben devam edeyim mi orada? Bir Gülsüm Hoca'ya sorayım onu. Geliyorsa. Aha. Gülsüm Hocam. Sizin sesinizde evet, sorun yok. Ben, sadece Aykut Hoca'nın ne var? Aynı soruyu size sorayım. Yani evet. Aykut Hoca halledene kadar sesteki şeyi. Abdülhamit döneminde de madem işte Batı'nın geçirdiği... Aslında bakarsanız yani Osmanlı Devleti'nin bu Batı'da olan bitenden habersizdi... ya da işte bir ara orada olanları takipten çıktı gibi bakış açısı çok... problemli. Bu doğru da değil aslında. Yani olan biten her şeyin aslında karşılığı var. Takip ediliyor. Eğitim sisteminde yapılması gereken şeylerin farkındalar. Yapılıyor da aslında. Belli aşamalarda yapılmadığı da söylemez. Malum yani şimdi iddiatçı kadroları oluşturan gençlerin hepsi işte Osmanlı Harbiyesi'nde eğitim alan kişiler. Bu eğitim kurumlarının işte geldiği noktada bir süreçtir. Yani bunlar birbirinden kopmuş bir şeyler değil ama sonuçta kötü giden bir şey var. Yani kötü giden ne var? Örneğin şunu görüyor bence yani bu gençler diyelim. Geleneksel millet sisteminin artık işlemediğini görüyorlar. Yani o güne kadar bir şekliyle o işte imparatorluk çatısı olarak görülen yapının artık çok da iyi olmadığının farkındalar. Çünkü süreklilik arz eden bir toprak kaybı süreci var. Bunun dışında... muhafazakar reformcu diye tabir edilen kaynaklarda muhafazakar reformcu anlayışın artık yani devletin yani bu özellikle bu kadrolarda yarattığı bir rahatsızlık var. Toprak kaybı var fakat bunun artık neredeyse siyaseten kabul edilmiş bir formu gelişiyor. Yani bir yer örneğin işte elden çıkacaksa bunu zaten hani savunma şansı yok. Bunu en olabilecek şekilde izale edelim. Yani bu kademeli olarak bu kadrolar üzerinde bu geleneksel işleyişin yerinde olmadığını gördüklerini ben düşünüyorum ve bu öfke ya da işte bu Abdülhamit rejimi ya da rejimin gidişatına duyulan öfke ya da işte ne diyelim karşı duruş bence bu tip bir zeminin üzerine oturuyor. Yani muhafazakar reform kanadının, reformculuğun işleyişine dair bence burada bir şey var. Bu bence dozu artarak ilerleyen bir şey İttihat kadrolarında. Çünkü kayıplar da hızla artıyor. Malum işte bitmek tükenmek bilmez harpler dönemi işte 19. yüzyılın son çeyreğine geldiğimizde biri bitiyor biri başlıyor. Çok ciddi şahitlikler var. Bu şahitlikler bence bu milliyetçi dalgayı da yükseltecek. Yani iddiatçı kadroların o geçirdiği evrimleri de çok keskin hale getirecek. Sizden milliyetçiliğin evrimini de dinlemek istiyorum. Çünkü sizin son kitabınız evet. Türk-Arap ilişkileri, işte Cemal Paşa, en azından Cemal Paşa kısmını bu programda mutlaka evet. İnşallah. Konuşacağız. Şöyle Aykut Hoca'nın galiba evet, yani bence burada böyle yollar aradım buna. Evet.
Şöyle. Yani eğer buyurun. Küçük şeyleri kaçırmadıysam Eren Bey, benim yani buradaki hani Abdülhamit devrinde de o zaman batıcılık hep farkındalarsa ve mesela işte bugün yani o gün içimde tartışılan eğitim sistemiyle ilgili şeyler yani Abdülhamit döneminde ilk örnek nüveleri başlıyor ve o süreç devam ediyor aslında. Yani hiçbir şey yapılmıyordu değil ama onca şeye rağmen ne yolunda gitmiyordu meselesi? Yani bu kişiler neye muhalefet ediyordu sorusu ortaya çıkıyor. Bence buradaki işte bir şey var. Yani bu mesela siyaseten hakimiyet diye bir kavram ortaya çıkıyor. Toprak kaybı mesela 1881'de Mısır işgal ediliyor İngilizler tarafından. Orada bir şöyle biliyorsunuz simgesel bir şey var. İşte Hidivi Sultan atıyor simgesel olarak. Ama İngiltere'nin Mısır'da yüksek komiserliği var. Yani bütün dış işleri İngiltere tarafından yönetiliyor. Sizin oradaki işte Hidivi'niz simgesel bir bağ. Yani tüm iş ve işlemler İngiliz yüksek komiserliği üzerinden, İngiliz hariciyesi üzerinden yönetiliyor. Varsınız ama yoksunuz. Bunların hepsi bence... Evet, psikolojik bir bence şey oluşturuyor. Yani bu devam ediyor bir de. Yani Mısır 1881 neredeyse siyaseten bir gelenek haline geliyor. Bir yerelden çıkacaksa bu zaten çıkacak. O zaman çok da yani buna mukavemet etmek mümkün değil. Ve bunun da bence bu yani şeyde bu iddiaçı kadrolardaki Abdülhamit ve işte tüm o döneme dair bakış açılarında bir şey oluşturduğunu düşünüyorum. Yani neden gitsin? Çünkü kısmında yani istibdat, samsür, tüm o şeylerin yanı sıra böyle bir şeyin de olduğunu ben açıkçası düşünüyorum. Aykut Hocam size şunu sormuştum. Pardon sözünüz yarım kaldıysa lütfen tamamlayın Gülsüm Hanım. Yok evet yani herhalde ben arada eğer küçük bir şey kaçırmadıysam aklımdaki... buydu tamam. Cevap buydu buyurunuz. Sizin şey mikrofonunuza sorun çıkmadan evvel şunu sormuştum. Soruyu duyabildiniz mi tekrar edeyim mi? Evet. O da şu, şimdi hani bu batıcılık meselesinden bakacak olursak yani işte ıslahatlı, tanzimatlı, Abdülhamit hatta kendisi bu anlamıyla batı ve batıcılık konusunda bu kadar mesafeli değil. Yani çatışma o anlamıyla tam nerede ki böyle bir tartışma başladı? Sanki bir iktidar kavgası ve iktidarı sınırlama kavgası, yönetimde daha güç, daha geniş alanlara sahip olma kavgası gibi bir devlet içi iktidar kavgası kısmı daha fazla göze çarpıyor. Sanki bir politik, ideolojik bir çatışmadan daha çok. Siz nasıl bakıyorsunuz buradaki ayrım noktasına? Şimdi burada şunu söylemek lazım. Bu kişisel bir çatışma değil. Abdülhamit'i şahıs olarak beğenmemek, sevmemek değil. 1870'lerde, 80'lerde yapılmış reformlar ne kadar kötüydü, ben bu reformları istemiyorum değil. Buradaki mesele bakın, Türkiye 1908 yılına kadar, yani 1800'lü yılların başından itibaren 2. Mahmut vesaire savunmacı bir modernizm yapıyor. Yani modernizmi kapı dışarı tutmak için mecburi modernizm. Buna reaksiyoner modernizm diyebiliriz. Bu konularda yazılmış çok şey var ama Türkiye'deki kamuoyunda bu tartışmalar yeterince yapılmıyor. Yani bir şekilde bütün bu reform hareketleri 1908'e kadar ki aslında Batı ülkelerinin Türkiye'ye iç işlerini müdahalesini engellemek, görünüşü kurtaracak kadar bir şekilde modernleşme görüntüsü vermek ama bunu isteyerek yapmamak. Şimdi iddiatçı dediğiniz yahut da işte benim saydığım isimlerde bakıldığı zaman bu insanlar, mesela Ahmet Rıza, kimse bahsetmez. Ahmet Rıza 1. Dünya Savaşı sonrasında bize Batı'nın Doğu politikasının ahlaken iflası diye bir kitap yazıyor. Orijinal olarak Fransızca, sonra Türkçe'de çevrildi bu kitap. Şimdi bu kitap eğer ki Türkiye'de sosyal bilimciler biraz dikkatli olsa, oryantalizm eleştirisini yapan ilk insanlardan bir tanesi. Yani şunu söylemek istiyorum. Burada Batı'ya karşı ezik duruş karşısında tavır alma yok aslında. Burada bir şekilde kendine güvenen insanların Türkiye niçin liberal demokratik olmasın, Türkiye niçin düzgün bir ülke olmasın, Türkiye niçin
kadın erkek eşitliğinin yaşandığı bir ülke olmasın sorusuyla hareket eden insanların hareketi. Bu tabii ki zaman içinde siyasete karışınca bu işler dediğim gibi koalisyonlarla sulanabiliyor. Yahut da diyelim mesela Ziya Gökalp'in bir şekilde İttihat Terakki yönetiminin yanında da yer alsa, içinde olmasa da tam bir şekilde onun da sözlerinin sanki İttihat Terakki Cemiyeti'nin kabul ettiği görüşler gibi. Şimdi mesela Burak Aslan Mirza'nın o şeylerinde toparladığı tutanaklarda ben çok bariz gördüm ki ne Hacı Adil Arda ne Hüseyin Cahit Yalçın hiçbir şekilde Ziya Gökalp'in söylediklerini kabul etmiyor. Yani kibarca ne demek istiyorsunuz anlamadım, şöyle mi olacak böyle mi olacak. Çünkü Ziya Gökalp'in fikirleri aslında baktığımız zaman Fransa'daki en tarafsız yorumuyla solidarizm diyeceğiz. Solidarizmin demokrasiyle, liberal demokrasiyle, kapitalizmle, şunla bununla hiçbir şekilde alakası yok. Şimdi böyle olduğu zaman ortada yani ele aldığımız konuyu çok dikkatli ele almamız lazım. Onu söylemek istiyorum. Şimdi mesela 1908 devrimi olduğunda bir parlamento kurulacak ve bu parlamento temsili bir parlamento olacak. İttihatçılar ilk anda vilayetlerin nüfuslarına ve o nüfuslar içinde de azınlık dediğimiz, aslında bu azınlık lafı da ters bir laf ama azınlık olarak adlandırılan insanların, bunlar Araplar olabilir, Yahudiler olabilir, Ermeniler, Rumlar olabilir, onların da nüfusa oranla milletvekili çıkarabilmesi için bir düzenleme yapıyorlar. Şimdi bu düzenlemeye diyelim tabii Rum Fener Patrikhanesi itiraz ediyor. Biz tam anlamıyla temsil edilmedik burada nüfusumuza oranla diye. Haklılar mı? Belki biraz haklılar ama geçmiş dönemin yönetim tarzı onları bu yola itmiş. Çünkü vergilendirmede de kilise kayıtları önemli olduğu için ve diyelim Fener Rum Patrikhanesi devlete daha az vergi vermek istediği için erkek nüfusu tam bildirmemiş. Şimdi bu resmi kayıtlar üzerinden siz bir aranjman yaptığınızda diyelim belki evet Rum nüfus tam anlamıyla temsil edilmedi. Fakat bakın Yemen'inden tutun bütün bir o zamanki Türkiye coğrafyasında her yer nüfusuna oranla parlamentoda temsil ettiriliyor. Şimdi bunun daha 1908 kışından itibaren sıkıntıları görülmeye başlanıyor. Burak Aslan Mirza'nın şeyinde o gayet güzel gözüküyor değil mi? Yani biz Yemen'i ne sayacağız? Şimdi bakın burada şunu söylemek istiyorum. Onlar belki tam farkında veya değil ama biz bugün baktığımız zaman farkındayız. Türkiye aslında Avusturya Macaristan İmparatorluğu gibi sömürgeleri ana karasına bitişik. İngiltere gibi değil. İngiltere dediğimiz zaman Galler'i, İskoçya'yı bir kabul ettiğimizde diyoruz ki Hindistan sömürgesi. Çünkü şu açık ve net gözüküyor. Kanada sömürgesi, Avustralya sömürgesi. Fakat ne Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nda ne de Türkiye'de bu vilayetlerin sömürge oluşu bir şekilde örtülü kalmış oluyor. Yani bugün Çekya dediğimiz, Slovakya dediğimiz, Slovenya dediğimiz, Macaristan dediğimiz, Romanya'nın parçaları dediğimiz, Polonya dediğimiz yerlerin önemli bir kısmı Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun sömürgesi ve 1860'larda Avusturya Macaristan İmparatorluğu bir reformla seçim işlerine girdiğinde gerçek ülke olarak gördükleri Alman Avusturya'sında tam bir temsil var. Fakat Çek topraklarına gittiğiniz zaman oradaki nüfusun daha azı temsil ediliyor Viyana'daki parlamentoda. Ya da Macarlar daha az temsil ediliyor Viyana'daki parlamentoda. Şimdi Türkiye'de 1908 seçimleri yapılıp da parlamento açıldığında böyle bir ayrıma gitmiyor iddiatçılar. Fakat bu mesele. Yani bakın
Bu sonra Wilson tarafından, değil mi, prensipler olarak şey yapacak. Herkesin kendi ülkesini yönetmesi prensibi. Evet. Yani bu Türkiye'de nasıl başlıyor? Arnavutlar isyan ediyorlar, değil mi? 1910'da, 11'de, 12'de bağımsız oluyorlar.